Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyne siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Bugün siz azizlerimle birgelikte iş hakkı doğrusu da koldan kegenice acizane bir söz yürütemiz. Bu dünyada insan zatı var ki hayat geçirerekken İş degen narsaga muloqoti bo'lishi turgan gap. Kimdir ma'lum bir ishni bajaradi yoki o'sha ishga tayyor bo'lish uchun o'qiyotgan, o'rganayotgan shogird tushgan payti bo'ladi. Albatta, ana shu ishlash davomida erishgan muvaffaqiyati tufayli İnsanını bu dünyada, insani cemiyetteki organ urunu belgilenedi. Eğer işini yakşı uddalay olsa, samaradar bir amulge aylantıra olsa, turmuşu faravan buluşu, cemiyette yakşı bir mekanetke, abruge ege buluşu, ailesi hem abruli buluşu, va boshqa ko'pgina yaxshiliklar shuni oqibatidan kelib chiqadi. Agar ishini uddalay olmasa, noshudligi bo'lsa, unda na obro, na e'tibor, na farovonlik, na boshqa bir maqsadlarga erishishni imkoni bo'lmay qoladi. Shuning uchun bizning dinimizda har bir insonga o'zi bajaradigan ishga ixlos qilish, o'zining kasbini puxta egallash, u kasbga vafodor bo'lish, kasbi talab qilgan narsalarni o'rniga qo'yish va ko'pgina islomiy sifatlarni ishlatish tavsiya qilinadi, maslahat beriladi. Har bir mu'min musulmon kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining ishi yuzasidan eng mukammal, yaxshi bir shaxsiyatga aylanishi turgan gap bo'ladi. Mo'min musulmon o'qituvchi bo'lsa eng yaxshi o'qituvchi. Duratkor bo'lsa eng yaxshi duratkor. Muhandis bo'lsa eng yaxshi muhandis. Quruvchi bo'lsa eng yaxshi quruvchi bo'lishi uchun harakat qilishi lozim bo'ladi. Men dunyodagi katta davlatlardan biriga qilgan safarimda o'zlarining harbiy muassasasiga olib kirib, rahbariyati bilan uchratishdi. Musulmon askarlar bilan ishlaydigan mutaxassislar ham birga kirib, gaplarini davomida aytayaptiki, bizning askarlarimiz ichida harbiy komandorlarni ichida eng yaxshi askar musulmon askar degan gap bor. Bu deganinglar nima deganinglar? Bu deganimiz askarlarni ichida eng yaxshisi musulmonlar. Chunki ular ichmaydi, chakmaydi, yomon yo'lga yurmaydi, buyruqqa itoat qiladi, berilgan vazifani vijdonan bajaradi. Bundan yaxshi askar bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun o'zaro biz eng yaxshi askar musulmon askar degan gapni ishlatamiz deyishadi. Xuddi shu narsa hamma sohada bo'lishi kerak. Musulmon shaxs qaysi ishni qiladigan bo'lsa, o'sha ishni eng yaxshi odami bo'lishi uchun harakat qilmog'i lozim bo'ladi. Ana shu ma'noda İş hakkı degen düşünce var. Demek mu'min, musulman işçi bo'ladimi, işleydimi,
ana shu ishining haqqini o'rniga qo'yishi kerak. Ishining birinchi haqqi qachon va qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar musulmon odam u ishni pishiq, puxta, mukammal bajarish majburiyatidadir. Rasulullah akram sallallohu alayhi va sallam bu borada imomi Bayhaqiy rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki: "Inna Alloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon biringiz bir ishni qiladigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo o'sha ishni yaxshilab qilishini muhabbat qiladi, yaxshi ko'radi. Ya'ni Allohning muhabbatiga sazovor bo'lay degan inson o'zining ishini yaxshilab, pishiq, puxta bajarish kerak degan ma'noni beradi bu hadis sharif. Ana mu'min musulmon inson doimo Allohning roziligini topish, Allohning muhabbatini qozonish uchun yashaydi. Ana shu buyuk maqsadga erishishning yo'llaridan biri o'zini ishini pishiq puxta qilib, chiroyli bir tarzda ado etishi kerak ekan. Ish haqqining ikkinchisi ish yuzasidan birovni aldamaslik. Rasul akram alayhissalatu vassalom aytadilarki, "Man ghashshana falaysa minna." Kim bizni aldasa bizdan emasdir. Bu hadis-i şerifini aytilishiga sabab bo'lgan hodisa shuki, Rasul akram alayhissalatu vassalom bozorda ketayotib bir xurmo furushni xurmo sotib o'tirganini ko'rdilar-da yaqinlashib bordilar. Xurmo chiroyli turibdi. Xurmoning hammasi shunaqami deganidilar, haligi odam indamay qoldi. Keyin u kishi orqa tarafdan o'zlari qo'lini solib, bundoq ichiga qo'l tiqib turib, bunday olovdilar, burishgan, suv tekkan, aynigan xurmo chiqdi. Shunda "Man ghashshana falaysa minna" dedilar. Kim bizni aldasa bizdan emasdir. Haligi xurmo purush yaxshi sifatli xurmolarni xaridorning ko'ziga ko'ringan tarafga qo'yib, qani endi xurmodan tortchi desa, haligi sifatsiz xurmoni tortib berishini niyatida o'tirgan edi. Mana shu gapni aytdilar. Bu narsa har bir ishga taalluqli. Talaba ilm, talabalar dars vaqtida o'ynab yurib, imtihonga kelganda qalbaki yashirin javoblarni yozib olib, u yer bu yerga qistirib kirishini ham g'ish deyiladi. Chunki aldayapti-da, ustozlarini ham aldayapti, o'zini ham aldayapti. Ilmi yo'q-u, o'zini ilmi bor qilib ko'rsatish uchun imtihonda aldov uslubini ishlatyapti. Boshqa ishlarda ham bunaqa holatlarni ko'p ko'riladi. Shuning uchun bu narsani mutlaqo qilmaslik kerak bo'ladi. Muhandis bo'ladimi, tijoratchi bo'ladimi, tabib bo'ladimi, dori furush bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar boshqalarni aldamasligi kerak ishi jarayonida. Ana aldagan odam musulmonlarni nima doirasidan chiqadi. Rasulullohni bizdan emas degan gaplarini taxtiga dohil bo'ladi. Ishining haqlaridan uchinchisi ish yuzasidan berilgan va'dani ustidan chiqish. Bir narsani falon vaqtda qilaman desa qilsin. Falon sifatda qilaman desa qilsin. Bunga falon narx olaman desa shuni qilsin. Hamma tarafdan. Ish bo'yicha bergan va'dasini ustidan chiqsin. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Ayatul munafiqu salasun." إذا حدث كذب إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان منافقنين بيرغسي üçtedir gapirsa yolg'on gapiradi va'da bersa xilof qiladi omonat ishonib topshirilsa xiyonat qiladi ana va'dani berib ishi bo'yicha unga xilof qilgan inson munofiqning ishini qilgan bo'ladi
Müslümanın işini kılmayan buladı. İşini haklarından yine biri, mumun Müslüman adam bacarayatken iş halal pak buluş gerek, şeriyette ruhsat verirken. Haram iş, günah iş, haramga, günahga alıp baradığın işlerini mumun Müslüman adam kımaydı. Fakat halal, faydalik, özüge, halkıge, eliğe, yurtüge, bütün insaniyetke manfaat veredigan işini kıladı. Zarar yıkızadigan haram hariç işini Müslüman adam kılmaydı. İşinin haklarından yana biri, iş kılıcı insan, özü beceriyatken iş hakkıdaki malumatlarını yakışı bilip, onun hakkıdaki şeriatın ahkamlarını yem özleştirgen buladı. Kur'an-ı Kerim'de etedi ki, وَجَعَلْنِي ف۪ي خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın sözleri. Yusuf Aleyhisselam kamağda turgan payetleri de oşa diyarda açarçılık başlandı, kıyın ahval ya kaldı. Padişah tüş görüp, tüşü de bolyetken vakiyelerini Yusuf Aleyhisselam ayeti belgelerinden keyin bunu indi kim kıladı degende, ben kılaman degenler. Bu işini ben kılaman, beni hazine bank koy. Azık avukat, başka mahsulatların üstünden rehber koygun, ben onlarını muhafaza kılaman ve kendi muhafaza kılışını yakışı bilemem. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın büyük sahabalarından Hazreti Umar etkiler ki, kim savda hakkıdaki şeriatını, ahkamlarını bilmese bizi bazarımızda savda kımasın diyorlar. Demek her kim özünü işini şeriat boyunca hükmünü bilvarış gerek. Kayyerini kandak kıladı, nemesi mümkün, nemesi mümkünmez bilvarış gerek. Bu mesela hatayı yol koyadı. Şu halal pak durgan nerseni, bu magır nersemine haram kuvaladı. Özüge hem, özü bilen muamele kıgırlarge hem. Bilvasa ki, avvala özünü himayesini kıladı, hem nerse halal pak, bir günah, sevaplı buladı. İkincisi, un bilen muamele kıgırlarım adese, yo brother, bu şeriatımızı doğru kemiydi. Ben bunu kımayım ben. De, onu hem tüzetedi, onu hem bir, demek şeriatga xilof iş qilmasligiga sabab bo'ladi, to'g'ri iş qilishiga chorlagan bo'ladi. İş bo'yicha haqlardan yana biri, o'zini kuchi va bilimi yetmagan ishga o'zini urmaydi. Kur'an-ı Kerim'de bu ham bor. İnne hayra man istajarta bihi al-qawiyul amin. Şuayb aleyhisselam'ın kızları tamamen aytilgan. Musa aleyhisselam'ın demek işke agin deb otasiga nasihat qiladi de. Osha işke olayotgan adamın ham kuchlik ham işini ko'zini biladigan adam degan ma'nodagi gap. İşini bilmasa qilsa noto'g'ri-da. Küçük yetmezse uyum çatak. Şunun için Ebu Zer radıyallahu anhu Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a gelip bana iş vereyim, falan işini vereyim degen de sen zayıf, sen kılalmıyorsan degen de. Küçük yetmedi bunge. Ana her bir insan özünü küçük yetedigen, bilimi yetedigen, kısa özüge hem başkalarına hem fayda kildiredigen işlerine özünü uğruş gerek. Küçük yetmeydigan, bilimi yetmeydigan işini avalıp, özü bir fayda görmeyi, başkalarını hem fayda yolunu tosup duruş, bu mutlaka Müslüman adamla doğru kemeydi. Yukarıda eytip oturgan iş haklarını toluk ada kılıp kılınadigan her bir iş, barakatlik, manfaatlik, faydalik buluşu turgan gap. Allah Ta'ala barçalarımızda öz işlerimizni vicdan bilen yaxşı tariqada ada etib barışını özü nasip qilgan bo'lsin.